Son olarak şunu demek istiyorum. Şiddetle susarak hiçbir sorun çözülemez. Sorunları aşmak ve çözüme kavuşturmanın tek yolu ve yöntemi iletişimdir. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz evladım. Oğulcan, takımının son konuşmacısı olarak seni kürsüye davet ediyorum. Buyur. Oğulcan, süren başladı. Oğulcan, sen de mi konuşmayacaksın evladım? Yani böyle münazara olmaz ki. Ben konuşacağım hocam. Oh be! Münazarada inanmadığınız konuları bile savunmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta inanmadığınız, sevmediğiniz bir konuyu öyle bir savunursunuz ki o münazarayı kazanabilirsiniz bile. Ama ben şiddeti savunamam hocam. Benim babam bir doktor. Ben bir doktor çocuğuyum. Bugün ülkemizde birçok sağlık çalışanına şiddet uygulandığını çok iyi biliyorum. Sadece onlara mı? Kadınlara, hayvanlara, çocuklara. Şiddet hayatımızın bir parçası. Ve maalesef birçok insan da çözümü onda buluyor. Arkadaşlarım ve ben bu konu üzerine uzun uzun düşündük. Ve bir karara vardık. Şiddetle hiçbir şey sonuca ulaşamaz. Arkadaşlarım ve ben bu münazarayı kaybetmekten zevk duyuyoruz. Rakip takımı tebrik ediyoruz. Eğer biz kazanınca şiddet de kazanacaksa, o zaman biz kaybedelim arkadaşlar. Aferin çocuklar. Şiddet kullanmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu çok iyi anlamışsınız. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Şimdi jürinin sonuçları değerlendirmesini bekliyoruz. Oğlum ben çok duygulandım ya. Ben de. Kaybettik ama iyi oldu sanki. İçim rahatladı. Sonuçlar şu an elimde. Bu münazaranın kazananının hangi takım olduğunu birazdan öğreneceğiz. Evet, şimdi kazanan takımı açıklıyorum. Kazanan takım Oğulcan ve arkadaşları. Evet izleyelim. Oley be, işte bu be, işte bu. İşte bu be, helal olsun be, helal. Sağ olun, teşekkürler. Oley be. Sayende kazandık Oğulcan. Helal olsun Oğulcan, helal. Öyle senin sayende benim sayemde yok. Biz bir takımız. Takım olarak kazanır, takım olarak kaybederiz. Ama benim fikrim de çok iyiydi yani, kabul ediyorum. Hürrem geliyor. Hoş geldin Hürrem. Tebrik ederim arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya şaka bir yana, bugün evden çıkmadan önce babamla biraz konuştuk. Yani üçümüz de kaybetmeye hazırdık. Söylediklerimize samimiydim. Evet, yani gözlerinden belli oluyordu. Sağ ol. Şey Oğulcan, yarın bir işin yoksa kahve içmeye gidelim mi? Ne diyorsun? Oğulcan. Gidelim, gidelim tabii, gidelim. O zaman haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. Ne dedi Hürrem? Kahve içmeye gidelim mi dedi bana. Kahve içmeye gidelim mi dedi, işte bu. Sen ne dedin? Tamam dedim. Yani tamam dedim herhalde değil mi? Heyecandan başka bir şey söylemiş olmayayım lan. Eminsin. Tamam dedim ya. Tamam dedim. Dedim. İşte bu, işte bu. İşte bu. İşte bu. Yavaş yavaş tavlıyoruz. Tavlıyorsun. Aynen. Tavlıyorsun. İşte bu.